Merhaba Makina TV izleyicileri. Gündemdekiler programının bu haftaki konusu gıda ve tarım. Biz Türk Mühendis Mimar Odaları Birliği olarak yayınladığımız Ölçü Dergisi'nin bu sayısında gösteriyorum. Ölçü Dergisi'nin bu sayısında gıda ve tarım işledik. Bu konuyla ilgili de konuklarımızla Türkiye'deki gıda, tarım, tabii ki dolaylı olarak da hayvancılığın durumunu irdeleyeceğiz. Konuklarımı önce tanıtıyorum. Hasan Murat Kapıkıran, Ziraat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu üyesi. Tuncay Canpolat, yine Ziraat Mühendisler Odası Yönetim Kurulu üyesi. Yılmaz Türk, Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi. Tabii gıda ve tarım deyince çok geniş kapsamlı bir konu. Biz daha mikro ölçüde bunlara bakacağız ve daha çok toplumu ilgilendiren, günlük yaşantımızı ilgilendiren konularda sizlerden bu konuda bilgi almak istiyorum. Öncelikle Murat Kapıkıran arkadaşımızdan Türkiye tarımının geçirdiği evreleri dinleyelim. Bakalım Türkiye tarımı nereden nereye gelmiş. Çünkü çok önemli. Ben ön sözde de yazdım. Ben aynı zamanda Ölçü Dergisi'ne editör olduğum için ön sözde şunu yazdım. Coğrafya hocam 1975 yılında hiç unutmam Suha Kuzey bize şunu söylerdi. Türkiye kendi kendine yetebilen tarımda 7 ülkeden bir tanesi. Şu anda samanı yurt dışından alan, soğanı mafyaya yükleyip yurt dışından getiren bir ülke haline geldiysek niye bu hale geldik? Evet Murat Bey. Biz üçümüz de Ziraat Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetiminden yönetiminde bulunuyoruz. Makine TV'ye çok güzel yaptığı işlerden dolayı zaten gıptayla seyrediyoruz ve bundan sonraki süreçte de başarılar diliyoruz. Şimdi Türkiye tarımının geçirdiği evreleri aslında işte 45 dakikalık bir programa sığdırmak mümkün değil. Ama biz çok kaba hatlarıyla geçerek bugünü birazcık da değerlendirmek gerekir diye düşünerek kısa kısa aktarımlarda bulunmaya çalışacağım. Şimdi 1900'lerden bu yana yaşanan 3 tane küreselleşme süreci var. Bir savaşlara kadar olan dönem. 45 ile 75 arası ikinci küreselleşme süreci. 75'ten sonra oluşan bu neoliberal dönemin başladığı üçüncü küreselleşme süreci diye tanımlayabileceğimiz üç süreç var. Tabii tarım bu tür gelişmelerden birinci küreselleşme sürecinden itibaren etkilenmeye başladı. Ya yani 1900'lerin başından beri tarımı artık uluslararası ilişkilerde bir dosya konusu haline getirmiş vaziyette bütün dünya ve dünya egemenleri. Üçüncü dünya ülkelerinin, ikinci dünya ülkelerinin tarımını egemen hale gelmek, onları sömürgeleştirebilmek için hep bir dosya konusu haline getirmiş durumda. Özellikle İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra 45-75 dönemi arasında bu makroekonomik dengelere dayalı bir tarımsal üretim süreci bütün diğer iktisadi sistemlerle beraber mevcutken 75'ten sonra serbest piyasacı bir liberalizasyon çalışmaları hızla artık gündeme alınıyor. Hatırlarsan o dönemde bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler diyorduk o deniyordu. politikaya. Evet, Hatırlar mısın? aynen öyle ki 80'den sonra da bu maksimum seviyelere çıkıyor. Ama başlangıcı 73'te oluşan o petrol krizinde artık üretim süreçlerindeki kar, rant ve faiz çevreleri yani sermaye çevreleri emek üzerine ciddi bir baskı uygulayarak emekten tasarruf ederek bir finans kapital oluşturmaya başlıyorlar. Petrol kriziyle beraber bütün o makro dengeler bozulunca da bu sefer liberalizm adı altındaki liberte biliyorsunuz özgürlük anlamına geliyor ama kavramsal kargaşa topluma öyle bir olumsuz şekilde aksettiriliyor ki sonuçta neoliberalizm denen kavram aslında şirketlere dünya iktisadının devredilmesi anlamına geliyor Şöyle diyebilir büyük miyiz? ölçüde. O özgürlük alanlarını insanlara kısıtlarken paranın özgürleşmesini sağlayan bir Aynen öyle yol desek. diyebiliriz. Yani kapitalin özgürleşmesi anlamına geliyor bu. Evet. Dolayısıyla neoliberal sistemde her şey artık kapitalin elinin altına girmeye başlıyor. Şimdi 80'de Türkiye üzerinden bunu değerlendirirsek 24 Ocak kararları diye bir karar çıkıyor. Bakın 24 Ocak kararlarına gelmeden önce 70'li yıllarda belirleşen bu IMF ve Dünya Bankası politikaları
istikrar ve yapısal uyum programları dayatıyorlar 3. Dünya ülkelerine. Bunları çeşitli argümanlarla, diğer destek argümanlarıyla artırıp ve baskı unsuru olarak bunları kullanıp tarım alanında da neoliberalizmin önünü açmak için her şeyi deniyorlar. Bütün tezgahları deniyorlar. Bizim yapısal dönüşüm programı 99 yılında, 9 Aralık 99'da IMF'e verilen bir niyet mektubuyla netleştiriliyor, kesinleştiriliyor. Ve Dünya Bankası tarafından hazırlanan rapor da şunlar ifade ediliyor. Bakın çok net, bugünden baktığımızda geriye dönüp bunu görebiliyoruz. 2000-2008 yıllarında uygulanan, tarım reformu diye uygulanan olay şu. Tarım ürünleri fiyatları dünya fiyatları seviyesine çekilmeli. Şimdi Türkiye'de girdi pahalılığı yüzünden tarım ürünleri fiyatları kısmen yüksek olabiliyor. Bunun sübvansiyonlarla desteklenmesi gerekiyor. Dünya fiyatları seviyesine çekilmeli. İki, fiyat destekleri kaldırılmalı. Örneğin eskiden var olan tarımı destekleyen bir sürü kurum, işte Fisko Birlik'ten, Pancar Kooperatifine kadar bütün birlikler ve kooperatif birliklerinden destek, fiyat destekleri kaldırılıyor. Tarımsal kurumlar da böylece yok ediliyor. Çünkü eskiden, yani ikinci küreselleşme döneminin sonuna kadar aslında tarım ürünleri kamu otoriteleri, kamu kurumları tarafından satın alınıyordu. Kimi ürünlerde taban fiyat uygulamalarıyla, kimi ürünlerinde olmadan, yani üreticinin satma garantisi söz konusuydu. Bunu ortadan kaldırıyorlar. Yani fiyat destekleri kaldırılmalı oluyor. 3. Doğrudan gelir desteği sistemine geçilmeli. Bu aslında çiftçiyi tamamen atalet içine iten, tarım yapmasının önüne geçen, yapmamasını sağlayan bir uygulama. Bakın doğrudan 2000, gelir desteği... 2001 krizinden sonra bu resmileştirildi ve uygulamaya kondu tabii, bizim kadarıyla. Tabii, aynen öyle. 2001 krizinden 2001'de Kemal başladı. Derviş'in hazırladığı program içerisinde bu da vardı. Doğrudan gelir desteği. Sonra da AK Parti'nin devam ettirdiği şekliyle yani o program aynen devam etti. Doğrudan gelir desteğinin çiftçiye ne faydası oldu? Doğrudan gelir desteğinin çiftçiye hiçbir faydası olmadı. Aksine Türkiye tarımına çok büyük zararları oldu. Doğrudan gelir desteği asıl itibariyle şu demek, çiftçinin hayatını sürdürebileceği bir geliri hiçbir şey üretmese dahi vermek anlamına geliyor. Bunu verdiğiniz takdirde de çiftçinin tarımsal üretim yapmasının gereği kalmıyor zaten. Mesela kentlerde yaşayan benim çok tanıdığım var. Köyden birkaç tane eski tapularını çıkardılar. Kentte yaşamalarına rağmen doğrudan gelir desteği olarak başvuru para aldılar. Evet. Şimdi bakın suistimalle de açık. Çiftçi kayıt sistemine kayıtlı çiftçiler var. Bu çiftçiler nerede yaşarlarsa yaşasınlar hiçbir kontrol, çok sağlıklı evet, kontrolü evet. olmadan doğrudan gelir desteği. Ama bu aslında emperyal bir politikanın bir parçasıydı. 24 Ocak kararlarıyla ve oradaki niyet mektubunda çizilen çerçeve içerisinde Dünya Bankası'nın yaptığı bir dayatmaydı. Doğrudan gelir desteği sistemine geçilmeli deniyordu. Gübre ve kredi sübvansiyonlarına son verilmeli deniyordu. Yani tarımın, bitkisel tarımın temelinde gübre vardır. Gübre fabrikalarımız özelleştirilmeye başlanıyor. İşte neoliberalizasyon çerçevesinde bütün tarımsal kitler özel sektörün eline geçiyor veya güçsüzleştiriliyor, işlevsizleştiriliyor. Tarım kooperatiflerinin ayrıcalıkları kaldırılmalı. Bakın tarımda en önemli şeylerden birisi, bunu ileriki safhalarda bir daha tekrar ele almak istiyorum ama kooperatifleşmektir. Bütün dünya tarımını neredeyse kooperatifleşme üzerinden yürütüyor. Maalesef bize bunu dayatarak kooperatifsiz, örgütsüz bir çiftçi grubuna çok daha iyi hükmedecekleri için örgütlü yapılarının tamamen işlevsizleştirilmesi, ortadan kaldırılması hedefleniyor. Sanıyorum Ovacık örneğinden sonra kooperatifleşme Türkiye'nin gündemine yeniden evet. girdi. Hatta evet. yok mu yoktu demek istemiyorum ama Ovacık örneği, Ovacık Belediye Başkanı çok önemli bir örnek oldu. Evet, örneği doğru. bu konudaki toplumdaki şeyi tekrar ivmeyi artırdı diye evet. düşünüyorum. Şimdi bir başka maddesi de tarımsal kitler özelleştirilmeli diyor. Yani her şey liberalize edildikten sonra şirketlerin o alanları da ele geçirmesini ve o alanlardaki karı da yönetmesini veya o ülke tarımını yönetmesinin de tarımsal kitlenin özelleştirilmesinden geçtiğini biliyorlar. Çünkü o çiftçiyi destekleyen yapılar, hem ürününü satın alan hem girdilerini ucuza temin etmesini sağlayan yapılar. Ama maalesef bunun önüne de bu kararlarla geçiliyor. Bu kararları aslında şöyle de düşünebiliriz.
Bakın doğrudan gelir desteği, tarım reformu, toprak tarım reformundan sonra doğrudan gelir desteği 2006-2008 yıllarında işlevini tamamlayıp durduktan sonra başka yapısal dönüşüm argümanları da kullanmaya başladılar. Gelir desteklerini bir kenara bırakıp bu sefer havza bazlı üretim desteğine geçtiler. Türkiye'yi birbiriyle uyumlu 30 ayrı havzaya ayırdılar. Bu 30 ayrı, bu aslında doğru bir uygulama. Fakat uygulamanın kendisinde hata vardı. Çünkü doğrudan gelir desteği sonucunda toprak terk edilince büyük toprak sahibi şirketler oluşmaya başladı veya büyük toprak sahipleri oluşmaya başladı. Havza bazlı üretim desteğinin destek bölümü de ürün miktarı bazında verilmeye başladı. Üretilen ürün miktarı bazında. Her havzada en ekonomik üretim yapılabilecek ürünler tespit edildi ve o ürünler desteklenmeye başladı. Ama orada ürün miktarı olarak destek verilmeye başladı. Çünkü verimlilik esas alınsaydı havza bazlı üretim desteği çiftçiyi koruyan bir, tarımı koruyan bir şey olabilirdi. Ama miktar esas alınınca o zaman yine büyük toprak sahipleri ve büyük tarım şirketleri para kazanmaya, o desteği kullanmaya başladılar. Dolayısıyla bu uygulamada Türkiye tarımının çökertilmesi için dışarıdan dayatılan, bizlerin de çeşitli emperyal baskıların, tarım dışı emperyal baskılara heba ettiğimiz bir alan olarak şu günde hala geçerliliğini sürdürüyor. Buradan şunu da söylemek gerekiyor. Bir girişte siz dediniz ki işte tarım ve hayvancılığı da konuşacağız. Aslında biz kamuoyuna her konuştuğumuzda tarımla hayvancılığı birbirinden ayırmayız. Çünkü tarım ikiye ayrılır aslında. Bitkisel tarım ve hayvansal tarım diye. Hepsinin toplam adı tarım. Bahsettiğimiz bütün tarımsal uygulamalar iki alanlar içinde geçerli. Ama hayvancılıkta da çok ciddi önemli gelişmeler oldu. Bakın 2024 Ocak kararlarıyla uygulanan bütün tarımsal politikalar 2000'den sonra özellikle kendisini ithalata bağımlılık haline getirdi. Hemen hemen bitkisel ve hayvansal tarım, et ihtiyacı, bütün ihtiyaçlar bağlamında neredeyse bu uygulamaların hedeflediği amaç olan tarımı çok gelişmiş emperyal ülkelerin kendi stoklarını satabilmek için pazar oluşturmak adına bizim gibi ülkelerin tarımını bitirme hedefini noktaladı. Ve şu an geldiğimiz noktada Türkiye tarımı tamamen ithalata girdileri, üretimi, tohumu, zaten yakıtı, mazotu ithal ediyoruz. İlacı, kimyası her bakımdan dışarı bağımlı hale gelmiş vaziyetteyiz. Bakın son günlerde işte et fiyatlarındaki artışların meralara ve tarım topraklarının korunmasının ne kadar önemli olduğunu ortaya çıkardı. Aslında meralarımız ve tarım toprakları var olduğu ilk Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki gibi tutulabilse, örneğin 41 milyon hektar mera alanımız var. Şu an geldiğimiz nokta 10 milyon hektar civarında. Ama TÜİK verilerinde hala 14.1 milyon hektar diye görülüyor. 2000 yılından bu yana, çünkü tarım sayımı yapılmadı. Dolayısıyla meralar korunmazsa hayvancılık korunamaz. Hayvancılığın, özellikle et hayvancılığının %60'dan fazlası yem girdisidir aslında. Bunların korunması için çeşitli politikalar üretilmeli. Herhalde onu ikinci turda açıklayabiliriz. Evet. Şimdi